Aztv ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. İkili Oyun programı ile karşınızdayız. Ben Sam Esincirioğulları ve spor servisinden değerli arkadaşım Tolga Öztaş ile birlikte. Her hafta yaptığımız gibi bu hafta da Bursa Spor başta olmak üzere haftanın sporda öne çıkan gelişmelerini yaklaşık 50 dakikalık süremiz boyunca değerlendirmeye çalışacağız. Yeşil Beyazlıların Akhisar Spor karşılaşmasında aldığı galibiyeti konuşacağız. Bursa Spor'un pazar günü oynayacağı Bolu Spor maçını da değerlendirmeye çalışacağız. Ve tabii ki Yeşil Beyaz kulüpteki diğer yönetimle ilgili gelişmeleri de değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili Tolga Öztaş'la birlikte. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk Samet. Bursa Spor açısından geçtiğimiz hafta yoğun geçti. Takım bir haftada 3 maç oynadı. Balıkesir, Pazar, Menemen, Akhisar. Bu 3 günlük maçtan sonra biraz böyle bir dinlenme süreci yaşanıyor şu anda. Gerçi takım çalışmalarına izinsiz olarak devam ediyor ama evet. Şöyle bir genel bir değerlendirme alalım senden, sonra maç detaylarına geçeriz. Yani çok daha farklı şeyler hayal ediyorduk Samet. Hani biz bile biliyorsun zorlu bir fikstürde hani birkaç puan alır diye Bursa Spor bir kendimize bir tablo yapmıştık. Bu dönemde öyle bir şey yapmadık. Yani Bursa Spor'un birçok maçtan puan alacağını düşünüyorduk. Belki Balıkesir maçı biraz zorlu geçebilirdi. Hani sadece Menemen maçını bile kazansaydı yani Bursa Spor şu an çok işte, daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdi. Fikstürde bir Balıkesir'e yani çok yetersiz bir görüntüde bir Bursa Spor vardı. Balıkesir Spor maçında da işte COVID'e bağlandı. Daha sonra biliyorsun Balıkesir maçından sonra da orada işte yönetimle, hocayla röportajımız oldu. Yönetimdekilerle konuştuk, başkanı gördük. Yani herkes bitkin haldeydi. Balıkesir maçında sanki yenince sanki bir kupa finali kaybedilmiş havası vardı. Çok büyük bir yıkım vardı. Ardından çıkılan Menemen Spor maçı da hani bir şeyler yapılmaya çalışıldı sahada ama hakikaten kötü bir mağlubiyet oldu ve Bursa Spor'u ya bir anda playoff hedeflerinden uzaklaştırdı. Akhisar maçı da öyle başladı. Yenik duruma düşürüldü. Hatta 2-0 geriye düşürüldü. 3 olacaktı belki de. Ataberk'in bir penaltı kurtarışı var. Ondan sonra geriye dönüş. Yani çok aslında aynı iki maç gibi oldu. İşte hani Balıkesir maçı kaybedildi. Menemen maçı kaybedildi. Akhisar kazandı. Akhisar maçı da öyle başladı. Bir gol yenildi, iki gol yenildi. Artık dedik herhalde nakavt oldu Bursa Spor. Ardından inanılmaz bir geri dönüşle tekrardan yani en azından playoff yarışına tutundu bu galibiyetle. 3'te 1 çok kötü bir skor ama şans da gülüyor gibi Bursa Spor. Çünkü rakipler de çok fazla puan kaybetti. Bu durumda yani kazanacak takımlar çıksaydı bir anda daha da farklı bir serüvenle karşılaşabilirdik. Belki de son maçlarda Altay'ın Giresun deplasmanında aldığı ekstra galibiyet olmasa şu an Bursa Spor'un playoff umutları için çok daha iyimser ve pozitif bir tablo sunabilirdik. Fakat şu anda hem puan tablosuna baktığımız zaman hem de takım içerisindeki oynanan oyuna baktığımız zaman evet Bursa Spor Akhisar Spor'u çok iyi bir geri dönüşte 2-0'dan 3-2 kazandı ama iyi bir oyun var mıydı sahada? Yoktu. Gelecek haftalar adına umut vadeden bir oyun var mıydı? Güzel açıkçası takım, pek emin değilim. Evet, ilk yarı kaybederken biz onu söylüyorduk. Hani bu takım umut vadediyorduk. Şu anda öyle bir durum yok. Gerçi bilmiyorum. Maçtan sonra Mustafa Hoca'nın da bazı açıklamaları vardı. Hani TRT Spor'a bağlandı sanırsam. Beyin Spor'sa bağlandı. Yayıncı kuruluşa. Maçtan bir gün sonra. Bağlandı. Hani açıklamaları Ali Akman üzerinden de hani sadece oraya bağlanmasından. Ya tabii kazanıldıktan sonra daha kolay oluyor işte. Ben pek hocayla aynı fikirde değilim. Ben de aynı fikirde değilim. Mesela ama tabii hoca öyle konuşmak zorunda. Hoca bir camiayı temsil ediyor. Yani ama bence çok fazla etkiledi. Oraya dönüşsek. Kazanılan oyunda mesela seninle de konuştuk yayında, maçtan sonra yaptığımız yayında da Akhisar Spor çok kötü. Benim yani, gördüğüm en iyi savunma. Bu ligde gördüğüm en kötü savunma. En kötü savunma. En yani, kötü savunma. Ya bir üçlü değil. Denediler bir ara, sonra tekrar dörtlüye döndüler. Hani onlar da çok ne yapacaklarından belirsizdi ki. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Akhisar Spor'un son dakikada yediği Bursa Spor yeseydi, ya derdik ki 90. dakika maç 2-2 böyle boşluk verilir mi? Evet. Gerçekten Akhisar Spor için de böyle denmek lazım. Maç 2-2 olmuş. Savunmayı o kadar öne çıkarmışlar. Taha çok güzel bir pas attı. Evet. Ama dakika 90'da öyle bir boşluk verirseniz savunmanızda golü yersiniz. Ya kaleci de Burak hareketlendikten sonra açılmaya başladı. Hani bir konsantrasyon kaybı da var. Onlar için herhalde burası da bitmiş gibi duruyor. Belki bu onlar için de çok üzücü değil mi? Tolga henüz 2 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan bir takım. Aynen öyle. Bu sene de gittik gördük. Sen daha önce de gittin gördün. Çok güzel bir stadyumları var. Çok sempatik bir ilçe. Hani İzmir'e yakın, Balıkesir'e yakın. Gerçekten bir boşluğu dolduran bir ilçeydi.
Okan Buruk'la yollarını ayırdılar. Sonra yuvarlanmaya başladılar. Belki de Başakşehir de bu sene Okan Buruk'la yollarını ayırdı. Onlar da yuvarlanıyor. Acaba yani... Okan Hoca'da mı bir şey var? Olabilir. Gerçi Rize de kötü durumdaydı. Galiba Rize ile anlaşma durumu var. Tabii. Okan Hoca'nın da tekrar orada da aynı şeyler olmuştu böyle. Orada da çok acayip işler oluyor. Thomas iyi yani kötü demeyelim. Bir anda Sumudika geldi. Oluyor, şimdi aynen. Okan Hoca gelirse çok acayip bir şey hakikaten olacak çok orada. Acayip. Ya bizde şey yok böyle çok kısa sürede hani Türk futbolunda ben hani bazı Twitter'da belki şeyler var Samet görüyorsun da sen de. No context i̇şte, Süper Lig. Türkiye erkeği hani mesela Bitcoin'e falan yatırım yapmaz. 2 liraya 750 milyar iddia tutturmaya çalışır var ya hani. Bizim de aynı. Kulüpler de aynı böyle. Hani bir anda hocaya getirip bir anda şampiyonluğa oynayacaklar. Ya sen ona göre yatırımını yapmamışsın. Kadro kaliten o değil. Mesela Rize Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Sence var mı Avrupa'ya gidecek kalitesi? Başkanın açıklamaları öyle Hasan Kartal'ın. Yani, çok zor. Hani Avrupa ilk 5'i 7'yi zorlayacak bir kadromuz var diyor. Yani biz mi görmüyoruz onlar mı görmüyor anlayamıyorum. Ya belki Remy olsaydı bu kadroda farklı şeyler konuşabilirdik ama o da bir sakatlandı. İlk 10 olabilir yani en fazla 4 aydır yok. Ya Rize'nin bence en büyük hedefi ilk 10 olabilirdi. Ya çünkü hakikaten çok ciddi işte zaten zirvede duran takımlar belli. Onların yanına aşağıdan gelen Hatay Spor var. Karagümrük desen çok hani bunları geçme kadro kalitesi olarak geçme şansı bence hiç yok. Ya Süper Lig'e girdik ama Bursa Spor'a da geçeceğiz. Şunu söyleyeceğim Tolga. Yani bence ben buradan tam başka bir yerde bağlayacağım. Türk futbolu örneği şudur. Geçtiğimiz hafta yaşanan Malatya Spor'un Hamza Hoca'yı göndermesi. Evet. Malatya'nın küme düşme şeyi var mı? Oralara yok. Yakın mı? Yok. Avrupa'ya gitme hedefi var mı? Yok. Bu zeminde bence Malatya'nın kadrosu sanıldığından çok daha kötü bir kadro. Yani küme düşmeye yani büyük Hamza adaylar. Hamza Hoca ile yollarınızı ayırdınız 2-0 ve bence daha kötü olacak. Ya bu şey adam değil mi? Hücum hattı Umut Bulut, Kubilay Kanatsız Kuş değil mi? Ben mi Umut Bulut, Adem Büyük, Benjamin Tete, Kubilay yani bu yani, futbolcularla bence yaptığı maksimummuş. Olabilecek maksimummuş. Bence Hamza Hoca'da şöyle bir aldatma var. Hamza Hoca'nın çalıştırdığı tüm takımlarda Bursa Spor dahil. Hamza Hoca eldeki kadrodan o kadar fazla verim alıyor ki sanki siz o kadronun olağan potansiyelinin bu olduğunu zannediyorsunuz. Bence hayır. Bursa Spor'da bıraktığında 27 puanla 6.'ydı. O kadronun onu hak etmediğini herkes ya, söylüyordu. Malatya da bence bu puanı hak etmiyor şu anda ve Malatya bence küme düşerse şaşırmasın kimse. Hamza Hoca ile ilgili o ilk olaylar çıktığında Süper Lig'de 17. haftaydı. Gençlerbirliği deplasmanı çok da soğuktu. Yani benim sen oradaydın, spor hayatımda giydiğim ilk defa içlik o maçta giymiştim yani. Ona rağmen üşümüştüm. O maçta yenildikten sonra taraftarlardan, taraftar gruplarından inanılmaz bir tepki oldu. Ya ki Bursaspor o maçı kazansa 5. sıraya yükseliyordu. Avrupa iddiaları konuşuluyordu. O maçı kaybedince işte bir alt sıraya gelmiştik. İkinci yarı birkaç maç gene kazandı, puanlar aldı, 6. sıraya yerleşti. Yine de yeterli olmamıştı. Yani oyunla ilgili o zaman bir sıkıntı vardı ya. Bizde dediğim gibi zaten adamın elinde kadro belli. O zaman da Kubilay oynatıyordu mesela Hamza Hoca. Bence en çok yararlanan isim Kubilay'dan. Hamza Hamzaoğlu haricinde Kubilay öyle bir gol katkısı veremedi. Kimle olursa olsun. Ya şöyle söylemek lazım. Bursa Spor'da zaten Kubilay'ın en iyi performansı geçen sezon. Ligde attığı 7 gol. Hı-hı. Yani orada çok dalgalı işte, bir performans. Altlık zaten hani şey ya, açısından. Altlık. Hani liglerin var ya gollerinde. İlk 10 Avrupa Ligi'nde gol sayısı 1 katsayı. Diğer liglerde 0. Bizim herhalde PTT 1'incilikte 0-15'le çarpılıyordur büyük ihtimalle goller. Tabii özellikle TFF 1'incilikte birçok takımın savunma organizasyonları üzücü. Mesela en kibar ifadeydi. Son örnek Akhisar işte senin dediğin gibi 2-2 küme düşme önünüzüz geride verdiğiniz açığa bakın. Tolga şöyle bağlayacağım Bursa Spor'a. Bursa Spor Ligi'nin ilk yarısını hatırlayacaksın bundan 2 ay önce 3 ay önce 27 puanla bitirmişti. Çok büyük başarı olarak addedilmişti ve şu anda ikinci yarının ilk 7 haftası geride kaldı. Bursa Spor ilk 7 haftalık dilimde de yine bu puanı toplamıştı biliyor musun? Menemen Akhisar'a mağlup olmuştu, Balıkesir'i yenmişti, tam tersi olmuştu. Şimdi Menemen Balıkesir'e mağlup oldu, Tuzla zaten beraber bitmişti 3-3. Aslında ilk yarıyla kıyasladığımız zaman çok da bir puan farkı yok ama şu hayal kurdurtmuyor Bursa Spor camiasına, Bursa Spor şehrine. Çok eksikler var. Gerçekten Covid'de yaşanan büyük sıkıntılar var. Hatta bunu Menemen Spor maçı sonrası yine seninle yayında konuşmuştuk. Bursa Spor'la biriyle konuştuğumu söylemiştim ve özellikle bu Covid sürecinde neredeyse tüm genç futbolcuların en az 3 kilo, 4 kilo verdiğini söylemiştik. Yani bu da Bursa Spor'un zaten çok iyi bir fiziksel yapısı yoktu.
3-4 kilo verdiğiniz zaman bir de sezon içinde veriyorsunuz. Ama hatırlarsın Bursaspor Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirmişti ve Adana Demirspor maçında takım çok güçlüydü. Evet. Ama sonra ne olduysa oldu biliyorsun. Onur'la başladı süreç. Sonra tüm takıma yayıldı. Yani Bursaspor'un sezonun geri kalanı açısından çok önemli galibiyet ama bu galibiyetin bir anlam ifade edebilmesi için Bolu, Ankara Spor ve Adana Spor üçlüsünden en az 7 puan almanız lazım ki ondan sonra artık son 5-6 hafta için bu takım için playoff'la ilgili konuşabilelim diye düşünüyorum. Yani rakiplerde baktığında alt tarafta yer alan rakipler yani kazanılması yüksek ihtimalli maçlar. Bir de takım hani Akhisar maçında artık bir çıkış olsun dedik. Hani bir dönem olsun. Bu kötü dönemin bittiği bir zaman olsun. Eğer yeniden o umut veren oyunu oynamaya başlarsa zaten Bursaspor 3'te 3 yapabilir. Yaparsa da tekrar oyunu yükseltmeye başlarsa yeniden zaten playoff umudu öyle var. Yoksa... O oyunu bulabileceğine inanıyor musun sen Mustafa Er'in? Çünkü ilk yarıda farklı bir oyun vardı. Alili bir oyun vardı. İkinci yarıda deniyor. Berat'ı deniyor ileride. Kapacağı deniyor. Batuhan'ı deniyor. O oyunu bulabilecek mi sence? Ve o oyunun temel elemanları kimler olmalı? Yani bence eğer doğru bir oyun bulacaksa artık üçlüye dönmesi lazım. Öyle mi düşünüyorsun? Yani çünkü ama orada da şöyle bir dezavantaj var. Onur yok. Hani i̇şte o sistemin en önemli parçası artık. Onur. Ama i̇şte Onur da nasıl dönecek? 5 kilo vermiş ve evet. Ciğerlerine indiği söyleniyor. Mustafa Hoca söyledi. Artık COVID'in. Alsın yani bir şey yapsın artık kaplıcaya götürsünler. Ne bileyim buhar tedavisi yapsınlar ciğerden. Ne bileyim sirkeli gargara yapsın. Çin'den aşı. Yani Pablo burada şey, hazır onun bağlantıları vardır Çin'e. Evet yapsın bir şeyler yani. Bunu da Samet o kadarında biz düşünecek değiliz yani. Ama onu ki, o bırak, şey bıraktığımız Onur döner mi? Adana Demirspor maçında çok iyi bırakmıştı Onur. Hı-hı. Altınordu maçında da tempoluydu hatırlarsın. Ali'nin pasında çok net bir gol kaçırmıştı ama önemli olan orada olması. Evet. Onur öyle döner mi? İşte o benim soru işareti. Antrenmanda göremediğimiz için hani tam durumlarını kimseye göremiyoruz. Sezonun ikinci yarısında antrenman açılmadı yani için. Daha hiç açılmadı. En son kampta gördün değil mi? En son kampta gördük yani. Orada da iyiydi işte. Zaten iyi başladığında göstermişti. Şu an ne durumda kimse bilmiyor. Taraftara açılabiliyor ama basına açılmıyor. O da enteresan bir durum. Evet. Yani önceki gün bir sigorta şirketiyle çok güzel değindim. Benim söyleyeceğim bir şey var bu konuyla. Basın toplantısı gibi bir şey yaptık diye kulüp açıkladı. Yani Ali Akman'dan sonra ikinci vaka oldu. Ali Akman konusu nasıl oldu? Sen patlattın o haberi. Kulüp ondan sonra açıklama yaptı. Ali Akman'la yollarımızı ayırdık diye. Hadi ya. Gerçekten mi? Hani insanlar tabii ki neden? Neden hani nasıl feshettin? Ne aldın? Anlat bakalım. Kulübümüzün menfaatleri var. Ha yani bu nedir yani? Ondan sonra da bir gün sonra da işte sigorta şirketiyle toplantı yapılmıştır. Açıklamalar şunlar şunlar diye geçiyorsun. Kimi çağırdın oraya? Belki orada ikinci başkan var. Mesut Günal var. Ben soru soracağım. Niye istemiyorsun soru sormasını? Bana bildirim geldi. Bursa Spor basın toplantısı yapıyordu. Herhalde dedim ki ben Bursa Spor'un bir WhatsApp grubu var değerli izleyenler. Oradan bilgilendirme mesajları geliyor. Yani atıyorum antrenmanımız saat 16'da ilk 15 dakikası basına açıktır veya Tolga Öztaş firmasıyla sponsorluk anlaşmamız var. Şurada şuradadır. Var aslında hani Bursa Spor'un böyle bir WhatsApp grubu var. Ben dün izinliydim biliyorsun. Ben kaçırdım sandım herhalde. Aha. Baktım. Sadece Bursa Spor TV'nin mikrofonu var. Evet. Ondan da ayıp bir şey var Tolga orada. Yani ondan da artık inanamadığım bir durum var. Sözleşme yapılıyor. Sözleşmenin ne olduğu da belli değil bu arada. Evet. Yani nasıl bir sözleşme? Yani? Basın mensuplarına da herhangi bir basın bildirisi gelmediği için, basın bülteni gelmediği için çok detaylı olarak bilemiyoruz. Ya gönderirlerse biz de okuruz. Orada bir sözleşme falan oluyor. Arkaya baktım. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Burak Kapacak galibiyet golünü atmış. Batuhan Kör arkada böyle duruyor. Bursaspor'un kaptanı Emirhan Aydoğan arkada böyle bekliyor. Hmm. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu oyuncuların hepsi talipleri olan Bursaspor'un bu sene bu noktaya gelmesi için büyük emek sarf etmiş. Bunlar çok önemli futbolcular. Siz onlara nasıl konu mankeni muamelesi yaparsınız orada? Bursaspor kaptanı ne yediği belirsiz bir imza töreninde niye arkada böyle bekliyor arkadaş? Niye açıklama yapılmıyor? Ya Emirhan Aydoğan son maçta kaptan çıkmadı mı Tolga? Aynen öyle. Galibiyeti Kapacak, ateşleyen galibiyet, golü attı. Ve de bu da olmayabilir. Galibiyet orada Taha da ya vardı fark sanırım. Etmez, Hasan Basri de olabilir, Kerem Şen de olabilir, yani Tuğbe de olabilir. Yani orada beklemesinin anlamı ne? 1990'da mı yaşıyoruz? Ya gerçekten inanamıyorum ya. Ya gerçekten inanamıyorum artık. Ali konusuna değindim. Bu konuyla biraz ilgili seni ekleyeceğim bir şey yoksa Ali konusunda da ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle. Şöyle bir durum var şimdi Tolga. Biz seninle bu sürecin bu noktaya geleceğini tamam mı? Ekim ayında falan konuşuyorduk. Evet. Şu anda ne oldu süreç mesela? Şu an Ali bu kavgadan kazançlı çıktı. Kesinlikle. Her istediği oldu. Yöneticilik nedir Tolga?
Şimdi Ali hangi tarihte imzaladı? Sözleşmesini de gösterdi bize sağ olsun. Çünkü Bursa Spor Kulübü göstermezdi böyle şeyleri. 27 Ocak. Evet, 27 Transfer Ocak'ta. Dönemi ne zaman bitiyor? 1 Şubat saat 17. Bu işlemler o zaman niye yapılmadı? O zaman niye kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olmadı? Oturursun konuşursun Ali'cim. Biz seni kadro dışı bırakmak zorunda kalacağız bak haberin olsun. Bıraktık da hemen sen zaten bize 300 bin euro, 340 bin euro neyse yetiştirme bedelini vereceksin. Sezon sonu her türlü bunu Frankfurt verecek. Ya bir 300 bin euro daha ver veya verin Frankfurt'ta konuşun. Devre arası git. Ne biz seni kadro dışı bırakalım, ne biz yönetim olarak onu zora sokalım. Çok söyledik. Ne sen kadro dışı kal. Yani yine tepki olurdu. Bak yine tepki olurdu ama hain damgası yapıştırılamazdı. 300 bin euro zaten gelmeyecek mi yetiştirme bedeli? Ya bunu 500 yapalım, devre arası git. Biz kampta konuştuk. Hem orada da oyna ikinci yarı. Bak biz kampta konuştuk, rahat rahat söyleyebilirim. Şenol Tosun'la konuştuğumuzda antrenman sıralarında şeylerinde onun bildiği de hani onu işte onu da sorduk orada uğraşıyoruz denildi. Başkan uğraşıyor denildi. Her şeyle başkan şeyden. Uğraşıyor. Gerçekten hayır, anlamak çok zor. Biz orada dedik ki herhalde olacak. Mesela Ali hariç Burak'la ilgili de durumlar vardı. Ben orada anladım. Hani o an gerçekleşmesini hani biraz bir şeyler olsun diye bekledik. Yazmak için her an bekledik. Burak'la Ali satılacak. Yabancı Avrupa işte mesela Hamburg olur. Başka takım Burak da bir takıma gitti. Oralarda bir yere. Bunlar satılacak. Sonraki pay alınacak. Ve de bir ya da bir buçuk yıllık kiralanacak geri Bursaspor'a tekrardan. Böyle bir yatırım şirketleri bulunduğu başkan tarafından. Öyle söylenildi. Bu durumda da hani dedim ki biz tahta açık değil kiralayamazsın sattıktan sonra. İşte gelen paralarla da bir şekilde borçlar ödenecek, tahta da açılacak. Bir ihtimal böyle denildi. Başka isimler de olabilirdi ama en önemli şu anda Burak'la Ali'ye böyle talepler var. Biz de görüşüyoruz böyle firmalarla, menajerlik şirketleri biliyorsun fon grupları da var bunlarla ilgili. Hani bunlara satacağız sallam fon grubuna satılacak Ali Akman. Ki nasıl imza alacak? Belki Ali yanaşmadı. Diyorum ya bize sadece söylenen buydu oradan. E ondan sonra bu süreç hakikaten o kadar kötü yönetildi ki yani tamamen her şey gitti işte. Şu an Mart'ta Ali serbest kaldı. Ne olduğu belli değil. Para geldi mi gelmedi mi? Ya onu da niye bilemiyoruz gerçekten yani, çok ilginç Tolga yani. Ben baktım bugün de ne kadar gelecek veya Almanya'da hemen mi geldi? Almanya'da bir haber yok Samet şu an. Öyle mi? Ali ile ilgili haber yok Almanya'da. Hani onlar da bilmiyor ne olacağını. Hani Almanya gitmiştir belki dedim bir şey yapmıştır yok haber yok. Herhalde birkaç hafta içerisinde orada antrenmana çıkar diye düşünüyorum. Çünkü artık şu anda aslında Ali Araf'ta. Bursaspor'un futbolcusu da değil resmi olarak. Frankfurt'un futbolcusu da değil. Mayıs ayından itibaren başlayacak. İşte yöneticilik nedir? Hani yönetebilme kabiliyeti nedir? Bu operasyonu devre arasında 3 gün içerisinde gerçekleştirmektir. Ya aynen öyle. Ama maalesef yapamam durum buraya ya geldi ve karlı diyorsun. Çıkan yine Ali oldu. Aynen işte. Öyle Ali oldu. Yani şöyle bir durum da var. Mesela yönetimin mesela biz kongreye konuştuğumuzda burada biliyorsun olay oldu yönetim cephesinden de. Hani onlar çünkü çok herhalde bizim hiç görüşlerimize saygı duymadıklarına herhalde onlar hani uça kaça vura vura şampiyonluğu düşünüyorlardı herhalde ki hani ne kongresi kongre işleri ne gerek var falan diyorlardı bize. Ya gördük şu an herkes bugün sen de gündemimize koymuşsun. Texas'ın da bir açıklaması var. Şu an herkes o noktaya geldi. Ya bunlar bizde nedense günübirlik oluyor. Erken konuşmak suç sayılıyor. Zamanı geldiğinde de herkes en büyük tepkiyi gösteriyor. Ya arkadaşım sen bunu bu transfer tahtası açılmadığında yapacaktın zaten. Açamıyorsanız gidin diyecektin. Biz o zaman söyledik. Daha transfer tahtası zamanı açık vardı. O zaman yapabilecek biri varsa o zamandan gelseydi. Ya şu anda da çok saçma bir durum var. Mesela ben düşünüyorum devre arası aslında bu takıma yani bir başkan gelse mesela bir 5 milyon euro ile falan herhalde takım belki çıkartabilirdi tabii ki lige. Ama şu an öyle bir durum yok. Seneye kim olacağı bellidir bu takımda. Ya Mustafa Erin ben az önce oraya bağlayacaktım teknik direktör konusunda. Ya Mustafa Erin kontratı bile bitiyor sezon sonunda. Ya siz onu bile yapamıyorsunuz. Bak hani Ali diyoruz, Atabek diyoruz, bir sürü şey diyoruz ya. Şu an hocanın sözleşmesi bile uzatılamıyor. Ya yapın kim gelirse gelsin onunla çalışacak zaten. Kimle çalışacak? Şumudika'yı mı getirecekler bu takımın başına? Ya sadece hocanın değil takım içerisinde de sözleşmesi biten önemli oyuncular var Tolga. Şimdi ne olursa olsun Onur. Tabii. Yani Onur'la devam etmelisiniz. Ataberk bugün haberini yaptık hatta önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirilecek de. Bir zahmet artık yani. Mart ayı geldi. Hatıra kombinesine benzetti Ataberk olayı da. Evet. Hatıra kombinesini zaten ben hatıra şöyle anladım herhalde.
2021-2022 sezonu için herhalde. Ama çünkü açılacak. Hani aksi ise çok komik. Ya mesela şey olacak herhalde Samet. Şimdi biraz şimdi normalleşmeye döndük ya. Eğer iyi giderse işler herhalde hatıra kombisini alıp maçta fotoğraf çektirecekler. Yani maça bu neydi hatıra kombisi? Maça giremeyen taraftarlar için, gidilemediği için de. Şu anda herhalde hani maça hem bilet alacaklar insanlar hem hatıra kombisini içeride sallayacaklar. Bir de Tolga bu tip projelerde yani bunu Beşiktaş'ta gördük en yakın zamanda. Come to Beşiktaş pazarlaması, Fenerbahçe'de gördük. Win-win. Hani Galatasaray'da bu sene gördük üst üste alınan 5 galibiyetten sonra. Bu projelerin esprisi şudur. İyi giderken tabii. İyi giderken yaparsanız yani 5 birim kazanacaksanız 15 birim kazanırsınız. Adana Demir maçı sonrası olsaydı akın vardı. Adana devre arası planı yapardınız. Adana Demirspor galibiyeti mi gel? Ertesi gün. Evet. Bunu satışa sunsaydınız ben çok büyük miktarlar getireceğini de düşünmüyorum ayrıca bu projenin ama 1 milyon lira bile getirse bir proje yani, ben burada alkışlardım yönetim. Bir proje Adana yaptınız ve sonrası, 1 milyon TL soktunuz kulübün kasasına. Adana Demir maçı sonrası eğer senin dediğin gibi hemen daha 2-3 gün içinde böyle ciddi paralar gelirse bu paraları oyunculara verirdiniz. İşte Cüneyt'in o açıklamaları olmazdı. Bakardın Altın Ordu maçında belki kazanabilirdiniz o zaman. Hani takımı çünkü bir meşale yakacaktınız şehirde. Altın Ordu maçı sonrası da bu sefer şehrin dinamiklerinden işte belediye başkanına teşekkür ediyorlar ya durmadan. Bu sefer belediye başkanına giderdiniz. Daha önceden bunun örnekleri oldu. Yani bir sürü başkan kapı kapı gezdiler sanayi kuruluşlarını. Tek tek gezerdiniz hatıra kombinesi satmaya. Elinizde çünkü bir kağıt da var. Hadi bu şey değil forma veriyoruz gibi olay değil. Bak şöyle şu kadar maliyeti bu kadar 30 kuruşa bir şey kombine yaptınız. Bunu götürüp satacaktınız yani. Fabrikalarda herkese altını dağıtsın. Ya Samet şey değil. Ben mesela hafta başında yoktum 2 gün burada. İzmir'de bir özel işlerim vardı. Oradan Edirne'ye, Erikli sahiline geçtik. Ya Edirne'ye geçerken, Gelibolu Lapseki'den geçerken buradan Gelibolu'dan Gelibolu Spor için 1 lira damga satıyorlar sana böyle. Öyle gelir mi? Diye. Tabii karşıya geçiyorsun. Çektim hatta fotoğraflar. En azından bir şeyler yapmış. Evet. Karşıdan geçerken de bu sefer sallıyorum Çanakkale Spor için topluyorlar. Burada da bizim Budo var. Budo'dan bilet satarken 33'e satıyorsan 34'e satarsın. Projedir bak bu. 1 lira her bir kişiden 1 lira Bursa Spor'a kesersin. Gelir olur bir şey yapılır. Bu yıllardır var. Şunu demiyoruz bu arada yanlış anlaşılmasın. Sordum. Bursa Spor bu projeleri yaptığı zaman kurtulacak harika olacak hayır, demiyoruz. Canım. Ya en azından bir şeyler olur. Yaptık. Evet. Biz ne demiştik 2 hafta önce? Tişört ya biz bize aynen yeteriz. Öyle. 30 lira mıdır? 40 lira mıdır? Ya yap, sat ama. Başarısız yap, olsun. Aynen. 1000 de tane ki, sat. De ki kardeşim ben yaptım her şeyi. Almıyorlar. Hiçbir şey yapmadığınız zaman, konuşmadığınız zaman ne oluyor? İnandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Dün Bursa Spor için çok önemlidir belki sözleşme imzalanan firmayla sponsorluk anlaşması. Başkan nerede? Başkan nerede? Basın yok, başkan ya, yok. Bir insan bu kadar konuşmuyorsa ben ne düşünürüm? Bir şey saklıyordur diye düşünüyorum. Yani. Herkes de böyle düşünür bilmiyorum. Hani saklayacak bir şey olmayan insan hiç çekinmez kameralardan. Aynen öyle. Ki Ali Ay bile Bursa Spor'un belki de en çok konuşan başkanıydı. Onun da çok konuşmasına eleştiri yapılıyordu. Evet. Şimdi 3 senede tam tersi noktaya döndük. Doğru diyorsun. Mesela geçen sene de Mesut Başkan da öyle çok şey yoktu. Ya arada bir basın toplantıları bir şeyler yapalım çok nadir. Ya en azından şu vardı Mesut Mestan'a bir şey soracağınız zaman veya bir şey olduğu zaman mesela geçtiğimiz hafta haberler çıktı başkanla ilgili. Hmm. Yurt dışında başka özel işleri sebebiyle Bursa Spor'un maçına gelemediği şeklinde haberler çıktı. Evet. Şimdi en azından bu tip haberleri yalanlamanız gerekiyor. Hani ben neden Ali sürecini önce Bursa Spor'dan öğrenmiyorum? Bursa Spor'un menfaatleri doğrultusunda. Samet mesela. Neye göre mesela? Kim belirliyor? Bursa Spor'un menfaatini kim belirliyor? Yani 2 ay sonra yönetimi bırakacak başkan mı belirliyor Bursa Spor'un menfaatini? Hiçbir yani, proje yapmamış başkan mı belirliyor? Mesela dün akşam bir maç vardı biliyorsun Galatasaray'ın. Hani iki tane tartışmalı pozisyon vardı. Doğru diyen var, yanlış diyen var. Galatasaray yönetimi çıktı nasıl yaptı? Herkes konuştu. Yer yerinden oynadı ya. Herkes konuştu. Ya Altdüren Albayrak'ın açıklamaları hafızasındadır herkesin. Bağırışları oradan. Yeter artık. Ha, voleybol maçındaymış başkanları. Galatasaray'ın başkanı. Bu sabahta gördüm açıklamasını. Yani voleybol maçının ardından hemen Galatasaray TV çağrılmış oraya. Oradan yapılıp medya kuruluşlarına servis edilmiş. Bursa Spor TV'ye bizim, yapın. Bizi sevmiyorsanız, tabii, Bursa basınını sevmiyorsanız biz derken aynen. AS TV'yi kastetmiyorum. Bütün basın. Bursa Spor TV'ye konuşun bütün sadece. Kim? Evet. Bir kuruluşa konuştu kampta başkan sadece. Onun da işte onlarla gönül bağının olduğunu söylüyorlar. O yüzden oraya konuşmuş.
kendini daha sadece onlar destekliyormuş, öyle bir açıklamaları vardı. Yani anlaşılır şeyler değil yani. Bu Bursaspor çok fazla hakkı yendi çoğu maçta. Çıkın dedi, senin dediğin gibi Bursaspor TV'ye konuşun. Servis edin ya, Bursaspor TV logosuyla versin herkes. Doğan abi, nasıl Galatasaray logosuyla verdi akşam? Demirören Haber Ajansı'nı, Anadolu Hepsine Haber Ajansı'na. Hepsine gönderin ya, ne olacak? Bunlara gönderin. Evet. Ama şöyle bir problem var Tolga. Bu operasyonları yapabilecek şu an kulüpte insan yok. Kulübü 3 kişi, 4 kişi yönetiyor. Evet. Geçtiğimiz gün yine haberini yaptık. 28 Ocak'ta Taha Altıkardeş, Hasan Basri Ünal, evet, Talha Yakın, Bursa Spor'la profesyonel sözleşme imzaladılar. Ve bugün itibariyle ben yine kontrol ettim. 4 Mart. TFF kayıtlarında amatör olarak gözüküyor. Bir sözleşmenin uzatılma bedeli öğrendim 10.300 liraymış. Evet. 3 sözleşme 30.900 lira falan. Herhalde bu para yok. Ben bugün... Bunlar da yoksa ama yani o zaman hiç konuşmayalım bir biz. Bir şeye de gittim. Ben bugün bir sabah BASKF'de bir işim vardı. Oraya gittim. Orada ben de şimdi aynı binadalar. TFF lisans kurulu falan. Yani yok, orada da bir şey yok. Gelen giden bir şey yokmuş. Ben de bir sordum yani, hala yok. Ya şu an Taha mesela ben oynamayacağım dese haklı. Tabii. Ben şu an ya amatör lisansla oynuyorum. Başka bir kulüpte de anlaşsa anlaşabilir. Anlaşabilir, hiçbir şey de diyemezsin. Amatör lisansla, adam haklı yani. Servis oyuncu gibi amatör lisansla anlaşıyorsun. Yetiştirme bedelini yatırıyorsun. Bitti. 18 yaşına geldiğinde transfer oluyor. Herhangi Türkiye içindeyse hemen olabiliyor. Yurt dışındaysa da 18 yaşını doldurduğu gün transferi oluyor. Ki Mustafa Hoca bunu Beyin Sports'a yaptığı açıklamada belirtti pazartesi akşamı. Şu an dedi 10-12 futbolcumuza teklif var dedi. Bu belki Ali Akman konusunun arkasında kaldı bu açıklaması ama. Evet. Ya bu Türkiye'de böyle bir takım var mı, ben merak ediyorum açıkçası. Yani oyuncu kadrosu içerisinde 10-12 futbolcuya teklif olan bir takım var mıdır? Neden yoktur? Bursaspor'a vardır. Niye? İşte Altınordu. Biraz bazı o dönemlerde Altınordu'da şu anda da o kadar 12 oyunculuk bir durum yok. Hani Recep Aydın'a rahmet ilanlar falan olduğu için. Yani işte defansta Samet diye bir oyuncuları vardı. Sinan Osmanoğlu. Yani bazı oyuncular olduğu için onlarda da 5-6 oyuncu vardır. Ama Bursaspor'da kim girse oynayabiliyor. Yani ki bir de Burak Altıparmak'ta Onur da biliyorsun tek resmi teklif gelendi. Hani, hakikaten Türkiye'de bir sol bek sıkıntısı da var. Oyuncu Burak Altıparmak'a da Adana'da yani birincilikte kafa oynayan bütün takımlar bu takımın birkaç tane tecrübeli oyuncusu hariç bütün herkesi isteyebilir bence. Şu üstlerden de gençlere yatırım yapacak çok fazla var. Süper Lig'de gidip oynayabilecek kaç oyuncu var sende Bursaspor'da? Şu an yarın gitse Süper Lig'de herhangi bir takımda oynayabilecek. Şu an düşünüyorum yani çok da şey yapma yani çok iddialı çok ama en az 4-5 oyuncu var bence. Yok şey değil, iddialıdan kastım hani şampiyonla oynayan bir takımın bank oyuncusu olarak demiyorum. Mesela dün ben Ankara Gücü maçını izledim. Başakşehir Konya maçına baktım. Ben sana söyleyeyim. Emirhan şampiyonla oynamayan tüm takımlarda ilk 11 oynar şu anda. Bak tüm takımlarda. Oynar. Burak İsmail çok çalış. Olabilir. Çoğu takımda İsmail oynar. Çok çalış. Burak Altıparmak belli bir oynar. Şeyde oynayabilir. Kapacak yine belli bir takımlarda oynayabilir. Oynar Kapacak'ta bence oynar yani. Onur bence oynayabilir. İşte aynen onu dediğim gibi 4-5 Ataberk hani zor belki ama hani gene dediğin gibi birkaç takımda şans bulabilir. Yani direkt oynamasa bile alınabilir yedek kaleci olarak. İkinci kaleci alınır. Sen girmişken Ataberk konusuna da biraz deşelim Tolga. Bugün haberini yaptık. Gazetemizde de çıktı. Bursa Hakimiyeti gazetesinde. Önümüzdeki hafta Ataberk'in menajeri Batur Altıparmak Bursa'ya gelecek. Ve Ataberk'in sözleşme konusu konuşulacak. 21 yaşında artık Ataberk. Hatta 22 olacak. 99 doğumlu. Son maçlarda büyük bir çıkışı var. Gerçekten büyük bir çıkışı. Kendi standartında büyük bir çıkışı var. Özellikle son maçta kurtardığı penaltı. O penaltı kurtarılmasa maç çok fecaat bir noktaya gidebilirdi Tolga. Ben sana penaltı yemişsin. Bak sen, o da çok önemli bir. Bak bir penaltı yemişsin. Ve yine aynı köşeye yattı. Yani ikinci golü de yemişsin. Hani yani gol yemişsin. İki gol yemişsin zaten. Üçüncü golle de gol atmış bir adam geliyor. Delaj geliyor. Golünü atmış. Moralli. Moral motivasyonu. Çok da kötü bir vuruş değil yani. Ya değil tabii. Yüksek moralle geliyor oraya. Ve siz dakika 30'da dediğin gibi 21 yaşındasın. 2-0 geridesin. Ayakta duruyorsun. Yani dünkü mesela Mustafa'nın yediği golü görmüşsündür. Hareket etmedi. Hani oturdu kaldı. Kalabilirdi Ataberk de. Penaltı kritik böyle bu pozisyonlar. Kalsa bir şey diyebilir misin? Kalemi düşürdüm. Doğru. Fark ettim. Devam et sen. Değil mi yani oturup kalsa bir şey diyebilir misin? Maç 2-0 ama ayakta kaldı. Çok önemli.
Ya ben Ataberk'i bilmiyorum. Biraz onun da duygusal bir oyuncu. Gitgelleri olabiliyor. Fazla duygusal değil mi? Geçen sene oynayamadığı zamanda da hani ama bir performans standartı oturttu gibime geliyor. Özellikle ikinci yarısında. Evet. Yani artık Ataberk'in 10 üzerinden 7'lik oynuyor. Oynuyor. Hani 8'lik 9'luk oynadığı maçlar var ama ilk yarıda 3'lük 4'lük maçları vardı. Evet, vardı. Artık onlar yok. Tuzla maçı mesela. Tuzla yani maçı, benim için. İstanbul Spor maçına yediği kolay goller. Yani İki artık Ataberk'in bir standartı var. Zaten kalecide en önemli nokta bu. Tolga şuna da değinmek lazım. Yani çok belki uç örnek ama Milan'ın kalecisi Donnarumma. Hı-hı. O da 99'du. Ataberk de. Dün de çok kötü bir gol yedi yalnız. Ataberk de. Milan bu arada kötü gidiyor. Evet kötü gidiyor. Çok dün ama çok kötüydü kadrosu. Yedek oyuncusu yoktu yani. Milan konuşuruz. Evet. Şöyle örnek vereceğim. Donnarumma 99'du. Ataberk de 99'du. Evet. Donnarumma'nın kariyerinde 250 resmi maçı var Tolga. İşte. Henüz Ataberk'in 35 resmi maçı var. Ya Samet neden? Aradaki farkı yaratan bu. Yani 22 yaşında 35 resmi maç. Şuna değinelim. Yakınımızdaki örnek. Altay değil mi Fenerbahçe'nin kalecisi artık? Ataberk'ten bir yaş büyük sadece. Evet. Çok geç oynatmaya başladık Ataberk'i. Bak Ankara Gücü de orada doğru iş yaptı. Biz mesela Süper Lig'de bunu çok sonradan yaptık. Mesela Harun'u illa satmayalım da satmayalım durumlarda. Harun Tekin'i her sene istiyorlardı. Biz de ama ya biz de bak zaten bu şeyi artık bizim taraftara, camiye, bütün herkese empoze etmemiz gerekiyor. Diğerini bulan oyuncuyu satacaksınız. Bak bu kadar net. Sizin bu kadar borcunuz varsa Bursaspor'un biz her program söylüyorum herhalde. Mıcır tarlasıyla, benzinlikle, ne bileyim araziyle, maraziyle olmaz o iş. Bir parantez açayım sana, şunu hatırlatacağım. Konuyla ilgili olduğu için bölüyorum. İbrahim Yazıcı, Bursaspor'un efsane başkanı, şöyle bir demeci vardı. İyi para verirlerse ceketimi bile satarım. Yani. Bu ticari kafadır. Tabii ticari kafa. Bu doğru bir kafadır. Özellikle siz... futbolda doğru bir kafadır. Ya Samet diyoruz ya. Çünkü daha iyisini yapacaksanız uygun maliyetle niye satmayasınız? Ya Barcelona Neymar'a sattı. Siz Barcelona'dan güçlü bir kulüp olabilir misiniz? Nasıl sadı yani Barcelona şu an herhalde felaket durumlarda. Ya tamam anda. Felaket durumu. Yok gene Kral Kupası'nda finale çıktı belki de. Maddi açıdan diyor. Maddi açıdan evet. Borcu aynen ben baktım. Borcu çok... 100 milyon eurodan bir anda 400 milyon 430 milyon euroya çıkmış. Orada da parayı pandemi sürecinde. Hakikaten yani. Ya şimdi Messi'ye verilen sözleşme açıklandı ya. Dünya para vermişler. 555 milyon euro yıllık İyi kazancı para. Mı ne varmış? Nasıl götüreceksin çarkı? Sponsorluklarla birlikte yani, o parayı buluyor. Yok Barcelona'da kontratında sadakat primi sözleşmesini tamamlarsa hiç yoktan 78 milyon euro alacakmış. Sadakat primi de var. Bizde yok öyle şeyler mi? 78 milyon euroyu Bursa Spor'a verse keşke Messi. Yani, Bursa Spor başkanı işte, kurulabilir. Başkanı olsun yani hem futbol adamı en azından. Neyse konudan uzaklaşmayalım gene. Bak nerede kaldığımı da unuttum şimdi. Ataberk'ten girdik. Yok Ataberk konusu hani diyorum ya herkes değerini bulsun. Satılabilir. Harun'la ilgili. Mesela konuşalım. Milan çok kötüydü. Zaten Juventus'un orada 9-10 senedir şampiyonluğu var. Milan 17 yaşında teslim etti yeteneği olan bir kaleciye. Daha erken teslim etti yanılmıyorsun. 16 yaşında. 16,5 17 işte. Dediğin senin 250 maça ulaşmış 5-6 senede. Çok isteyen kulüp vardı. Şu an satıyorum dese alan bir sürü kulüp çıkar. Chelsea ile adı geçiyor. Yani Donnarumma satıyorum dese 80-90'a satar herhalde gene. Çok rahat. Yani henüz 22 yaşında bir kaleci. Bizde de. Yani Ataberk'i bak bu sene oynatıyorsun ilk defa. Belki geçen sene tamam Çağlar çok iyi bir kaleciydi önünde olmadı ama Onurcan'la girseydin Onurcan da bu sene Giresun'un kalesinde. Yani onu hayır ikisi rekabete girseydi keşke belki maç oynayacaktı. Hayır illa oynasın demiyoruz. Yani oynasın derken Bursa Spor'da oynasın demiyoruz. Ya oynasın keşke aslında. Keşke Ataberk geçtiğimiz seneyi oynayarak geçirseydi. Evet. İnan şu an Bursa Spor'un puan tablosundaki yeri daha farklı olurdu. Çünkü ilk haftalarda o da kendince haklı sebeplerle çok amatör goller yedi. Bunun sebebi ne? Bak bunu bu sene de yaşayacağız. Çünkü henüz kongre tarihi açıklanmadı. Bursa Spor'un geçtiğimiz yıl sezona kötü başlamasının, güçsüz olmasının en büyük sebebi ne? Başkanın geç seçilmesi, Mesut Mesta'nın görevi geç bırakması, arada sportif direktörle anlaşması, böyle bir 15-20 günlük Musa Hoca'nın gelmesi. Musa Hoca geldi. Öyle bir kaos Mustafa döneminden geldi. Sonra... Hani onlara da bu arada sebebi onlardır demiyorum. Ama şimdi oyuncu da hani bir anda başka bir antrenman yaparken bir anda farklı bir antrenman yapıyor. Ya bir anda... Mustafa Hoca geldi 10 gün sonra lig maçı var. Bak inan bu genç oyuncuların hepsi bu sene özellikle sezon başı kampı yesinler çok daha farklı olacak. Tolga son maçta bir pozisyon vardı belki görmüşsündür. Ben basın tribünde izlerken üzüldüm garip bir şey oldum yani. Kerem Şen bir pozisyonda faul yapmaya çalıştı. Akhisar Sporlu bir orta saha oyuncusuna yapamadı. Faul yapmaya gücü yok. Hani biz diyorduk ya faul yapılıyor kendilerine gösteremiyorlar.
Ama bunda Kerem Şen'in de suçu yok. Kerem Şen sezon başında A takımla hiç çalışmamış bir futbolcuydu. Evet. Doğru dürüst kamp yemeden bir anda kendisini bu seviyede buldu. Şimdi ne olursa olsun TFF birincilik seviyesi de çok amatör bir seviye değil. Yani güç olarak güçlü bir lig. Tabii ki. Yetenek olarak çok kısıtlı olabilir ama güç olarak çok güçlü bir lig. Hiç bak sıfır yeteneğiniz olsun. Geçen bu muhabbeti maç izlerken dayımla yaptık evde. TFF birincilik öyle bir lig ki. Sıfır yeteneğiniz olsun. Ama güçlü olun, bu ligde bir şekilde oynarsınız. Oynarsınız. Herhangi bir takımda, orta sahada, stoperde oynarsınız yani. Ben inanıyorum, Ayuk'u geçerdim ben. Geçebilirdin. Yani çok kötü değil miydi? Bu arada son 20 dakika Laval girdi. O Laval herhalde hani herhalde... Ya bırakmış, bitirmiş işi Laval. Herhalde Akhisar Belediyesi güreş takımında da mesai büyük ihtimalle olabilir. Daha... Fil Laval iyi topçuydu, benim beğendiğim futbolculardan gençlik bir tanesiydi Laval. Gençlik belediye spor falan varsa hani oralarda değerlendirilebilir. Mersin'de çok iyi oynamıştı bir ara Süper Lig'de. Performans gösterdi. İyi bir Kayseri dönemi var mesela. Yanılmıyorsam Sergen Yalçın çalıştırıyordu. Ya Laval'a yani, çok yani acayip. Osmanlı'da falan da hani bildiğin iyi oyuncuydu çok. Ama işte ya bırakınca futbol maalesef biraz o konuda sıkıntılı bir şey. Hani çok çalışırsanız, çok dikkat ederseniz belli iyi yere gelebiliyorsunuz. Evet ama kötü alışkanlıklarınız varsa, iyi uyumayı, antrenman yapmayı sevmiyorsanız maalesef kötüye gidebiliyor Tolga, işte. Belki konudan biraz dağılıyoruz ama bunlar genelde Türkiye'deki futbolcu sorunu artık. Futbol sorunu da değil. Şu anda bence iki tane örnek alınması gereken, ikisi de yabancı çok iyi futbolcu var Türkiye'de. Röportajlarını da okuyorsun, nasıl yaşadıklarını, kaçta uyuduklarını, nasıl beslendiklerini çok iyi görebiliyorsun. Atiba Hutchinson, Luis Gustavo. Hı hı. Atiba'nın geçtiğimiz ay bir röportajı vardı. Çocukları kızıyormuş, erken uyuyorsun baba diye. Hı hı. Ama o diyormuş ki, benim erken uyumam lazım. Benim takıma katkı sağlamam için. 83 doğumludur Atiba. Evet. 38 yaşında hala bu performansı gösterebilmem için erken uyumam lazım. Eşi tatlı yapıyormuş. Evde yemiyormuş Atiba. Benim şeker yememem lazım diyormuş. Aynı şekilde Gustavo da öyle. Ya ikisi de Gustavo 34, Atiba 38. Ama Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu Atiba. En güçlü futbolcusu. Fenerbahçe'de Gustavo yok. 5 haftadır, 6 haftadır. Belli. Ne kadar oyun değişti görüyorsun. Evet. Yani bizim futbolcularımızda böyle bir alışkanlık haline gelemiyor sağlıklı yaşamak. Maalesef gelemiyor. Neden ben de bilmiyorum. Bir de tecrübeli olarak da mesela Gustavo bir yerde faul yapıyor farkındaysan. Hani mesela o pozisyonda bir maçta ben hatırlıyorum sarı kart gördü. Ardından aynı pozisyonu yakaladılar, yapamadı sarı kartı olduğu için. O pozisyon gitti, gol oldu zaten. Atiba'nın da son hafta attığı golde de nasıl bir tecrübe belli ediyor kendini. Sakinlik. Yani. Sakinlik. Biz de ya yani biz mesela takımı Özer'den ne bekliyorsun? Bizim takım Bursaspor'a döndü. Özer'den bunu bu hafta yapması gereken şeyleri bekliyoruz yani, tam olarak. Tam olarak bunu bekliyoruz Özer'den. Mesela o pozisyonu yakaladığında sallıyorum Batuhan belki kaçırabilir, sert vurabilir, bir şey yapabilir ama Özer onları yakaladığında karşı karşıya atacak mesela. Bu takımda öyle olması gerekiyor. Tecrübe dediğin takıma aktarması gerekiyor. Ki böyle önemli. Bu hafta dediğin gibi bu girdikten sonra işini yapacak. Bence zaten artık Özer'i Mustafa Hoca herhalde artık çözmüştür. İlk 11 başlatmasın. Sonradan alsın, hem o da güçlük alıyor. Ya ama her maçta böyle bir geri dönüş yapmanız zor. Yok geri dönüş değil de en azından hani 0-0 giderse daha çok katkı alırsınız diye düşünüyorum. Özer'i zaten özellikle 2 yıldır eleştirilen en büyük nokta hangisi Tolga? Özer'in bunları yapması lazım. Özer'in koşmamasını tolere edebiliriz. Tabii. Böyle goller atabilirse takım onu tolere eder. Oyunu yönlendirirse takım onu tolere eder. Ama siz skor yapmadığınız zaman ne olursa olsun Süper Lig'den gelen muadillerine bakalım. Çok da muadili sayılmaz belki Ahmet İlhan Özek ama Ahmet İlhan'ın yarattığı farkı görüyorsunuz. Erkan Zengin yıllarca Süper Lig topçusuydu. Geldi bu ligde yarattığı farkı görüyorsunuz. Özer'in de bunları yapması lazım. Son Akhisar maçında attığı gollerden 5-6 tane atacak ki sezon boyunca. Ya Özer koşmasın ama bu gollerden atsın diyebilsin. Hem takım arkadaşları hem taraftarlar. Biz herhalde Süper Lig'den böyle gelen bir Tayfur'dan, Tayfur Bingöl'den bir yerim aldık. Yoksa Serdar Özkan'ın falan durumu ortada. Yani burada hakikaten çok Bursa Spor'a geldi, kendine geldi Tayfur. Yani Alanya rotasyonunun önemli isimlerinden biri oldu. Şimdi zaman zaman Juan Fran'ı kesiyor. Kesiyor ya, oynuyor yani. Önde oynuyor, sağda, sol bek, her tarafta oynuyor. Yani yaradı, ona da yaradı. Yani bizim böyle işlerde yapmamız lazım. Yani hakikaten Samet, bu kulübün artık kurtuluşu dememiz lazım. Yani bu kulübün kurtarılması lazım. Onun için de ciddi bir yönetim olması gerekiyor. Ciddi bir destek bulunması gerekiyor. Plan. Plan olması, tabii. Hani, ve yönetimin ben 3 yıl buradayım deyip gelmesi lazım. İşte onu diyorum. Tek yıllık değil, 3 yıllık plan yapacaksınız. Nasıl Eskişehir Spor söylüyorduk, açıklıyor diye. Şu an Bursa Spor'un borcu sallıyorum 500 milyon TL mi? Biz 3 sene içinde bunu 250'ye indirebiliriz diye. Ama ondan sonra da döndürebiliriz diye. Bu sene de çıkmayacağız diyebilirsin.
Hani çünkü parayı bulursun, ona göre bir ben de suyu devirdim. Ona göre bir takım kurarsanız, 10-15 milyon TL'lik bir takım kurarsanız, ona göre gelir. Nasıl Mesut Meslen döneminde 100 milyon TL'ye yakın bir gelir olmuştu. Şu anda TFF 1. Lig'in lideri Giresunspor'un yıllık giderinin 22 milyon TL evet. olduğunu hatırlatayım. Ya diyor mu işte? Yani çok hayır, büyük paralar gerekmiyor diyor, bu hayır, ligde. Sallıyorum, çıkmayacağız dediniz gene de. Biz hani ona göre ilk sene planımız bu ligde kalmak, bu oyuncuları tecrübelendirmek dersiniz. Üstüne koyup 1-2 tanesinden seneye, satmak. Evet, seneye de bunları satıp borç alıp bir ona göre kadroyup seneye çıkacağız. 3. ligde ve Süper Lig'de de olunca da şu kadar gelir bekliyoruz. Şu kadar da gider planlayacağız. Ya sizin bilançolar bizde öylesin oldu. Bizde borçlandırma yetkisi en önemli konu. En önemli hani bütçeyi konuşmuyoruz biz. Hani burada kulübün değeri, kulübün 35 milyon TL'lik bir transfer şeyi olsun, kadro değeri bu kadar olsun diye konuşmuyoruz. Ne kadar borçlandırabiliriz diye konuşuyoruz. Her yönetim bunu peşinde. Yani siz planı sunun. Zaten size o yetkiyi metkiyi verirler. Siz açık olun. Yani başkan adayları lazım Bursaspor'a. Yani biz sana biliyorsun kaç aydır, 3 ay önce işte Ocak'ta konuşmaya başladık, bu transfer dönemi zamanında konuşmaya başladık. Şu an bütün cami oraya geldi. Yani ki bence Erkan Kamat yönetimi de başarısızdır, kalmasın. Kalacağını falan açıklamasın yani. Yeni gelecek yönetimin 3 sene kalması fikrine ben de seninle katılıyorum. En azından başarısız olabilir bu 3 sene sonrasında ama bir proje olsun. %1 bile, %2 bile ilerleme olsun. Bence şu yapılmalı benim açımdan. Bir kere Mustafa Hoca ile kesinlikle bir 3-4 yıllık sözleşme yapılmalı. Ya 3 yıllık uzatsınlar, yeni gelen yönetim hani 3 yıl kalacak gibi. Ona ne olursa bunu hazırlasın. Olsun Mustafa Hoca ile çalışacağız. Tabii bunun evet. için de Mustafa Hoca'ya da ikna etmeniz lazım. Şimdi ne olursa olsun onun da hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Tabii. Maaşını alması bir gerekiyor. Para kazanması gerekiyor hani, onun da yani. Takımının iskeleti olan futbolcularla yolların ayrılmaması gerekiyor. Teknik Mustafa ekibinin Hoca, ikna edilmesi gerekiyor. Mustafa Hoca kalırsa teknik ekibini de ikna edebilirsiniz. Bence Emirhan gibi bazı isimler bence bu takımda kalır. Tolga ben şöyle düşünüyorum, tam oraya gelecektim. Bence bu takımdan ayrılacak 3 isim var. Kapacak, Emirhan ve İsmail Çokçalış. Hı hı. Sadece bunlar ayrılırsa ve bunları yollarını ayırdınız, en az 3,5-4 milyon euro kazanırsınız. Hı hı. Ki bu ne demek? 30-35 milyon TL civarı para demek. Yani transfer tahtasını bir şekilde açtırırsınız. Bu 3 futbolcuyu satıp. Aykut'la, Cüneyt'le, Onur'la, Ataberk'le uzatırım sözleşmeyi. Yani. Genç oyuncularla da ilgili 13-14 kişilik bir Burak havuz oluşturup sözleşmesi devam ediyor zaten Burak Altıbarman. Devam ediyor ama sonuçta işte teklif olabilir. Devre arası bile koparmaya çalıştılar. 1 milyon euro verilirse yani. Derim ama yani çok ekstra bir şey olmadığı sürece, hani oyuncu ayrılmak istemediği sürece. Ben Emirhan'ın yerine Burak Altıparmak gideceğini düşünüyorum. Ya ben Emirhan'ın ayrılmasını Emirhan için de istiyorum. Çünkü Emirhan artık üstüne koymalı. Ben onun Bursaspor'da bir sene daha kalmasının zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Birinci kaptan değil ya. Kendi bence, kariyeri açısından. Bence bu Emirhan'ın ben düşüncem, o da benim düşüncem tabii ki de, senin fikrine de saygı duyuyorum. Birinci kaptanlık yapmak isteyecektir. Kim kalırsa kalsın. Seneye mesela bu takımda önerisi bence ya da teklifi olur. Ben kalırım ama birinci kaptan benim. Hani Bursaspor kaptanı olarak işte yukarı çıkacaksak, eğer senin dediğin gibi olursa zaten ne olsa olsun seneye bu takım çıkacak gibi plan yapılır eğer bu durumda olursa, tahta açılırsa, şey olsa. O da ben burada birinci kaptan olup hani Süper Lig'e çıkartıp gitmek istiyorum gibi şey düşüncesi olabilir ya, gibi Emirhan geliyor. Emirhan kalırsa ne ala, camiası olur, ne ala diye. Çok iyi olur. Hani ben Emirhan gitsin demiyorum. Yok hayır. Ama bence benim de tahminim gelir. Artık futbol kariyerleri bakımından yani bir seviyeye geçme seviyesi olarak ben İsmail, Kapacak ve Emirhan'ın ayrılacağını düşünüyorum. Bunların boşluğunu da transfer tahtasını açarsanız, bunlarla kazandığınız hı-hı. parayla açtınız. Çok değil. 7-8 takviye maksimum. Ya, maksimum 7-8 takviyeyle. 3-4'ü kiralık olması lazım. Genç, kendini ispatlama çabası evet. olan. Mesela bu seneki Sekidika örneği evet. yani o profilde. Ozon Favor olabilir Yunus Galatasaray'da. Yunus Akgün kiralık Asiç olabilir miydi mesela? Yunus olabilir. Adana Demir'le siz anlaşın, Galatasaray'la hemen kiralayın. Yani bu şekilde bir zaten Mustafa Hoca teknik ekibiniz devam ediyor. Gençleriniz devam ediyor ki şöyle düşünelim. Tuğbey seneye daha iyi olacak. Kerem Şen daha iyi olacak. Evet. Furkan Emre, Taha belki bu takımın birinci stoperi olacak. Bir de Mustafa Hoca'ya da güvenmek lazım. Senle de orada konuştuğumuzda hatırlıyorsun Bolu kampında. Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, bu isimleri zaten Merit Hoca, Demiral. Merit Demiral, bu isimleri zaten izleyen adam. Bu tarz adamları ister zaten. Hani bizim dediğimize de geliyor biraz. Hani bu oyuncuları kira alacaksınız. Hani almaya gücünüz belki o anlık yetmeyebilir ama kiralık olarak bu takım içine bence hoca kalırsa, belirli oyuncular kalırsa herkes buraya gönderir bak. Çünkü niye? Sekidika belki şu an Konya'da istediği şeyi yapmaz. Profil olarak ben Sekidika. Ama Galatasaray gönderir buraya. Değil.
Hani neden gönderir? Zaten taş gibi takım var gençlerden kurulu. Yani gönderirseniz burada bir anda yıldız olabilir. Ona göre Galatasaray'da satar oyuncu, genç oyuncu o da. Hani o yüzden de kulüpler açısından da burası biraz böyle nasıl diyeyim? Altın madeni gibi görülebilir. Şöyle de var, ne olursa olsun taraftar hoşnutsuz olsa bile burası İstanbul'a çok yakın. Evet. Yani İstanbul kulüpleriyle özellikle transfer açısından ilişkilerinizi daha güçlü tutmak zorundasınız. Dediğim gibi böyle bir plan yapılırsa ben Bursaspor'un daha iyi olacağını düşünüyorum ama tabii bunun için önce kongre tarihinin belli olması lazım. Başkan çıkması lazım. Belki de gelen başkan diyecek ki ben Mustafa Hoca ile çalışmayacağım. Öyle. Çok büyük tepki çekebilir ama deme hakkına sahip mi? Deme hakkına sahip. Bence... Bilemezsiniz. Camianın desteğini alabilmesi için ya zaten artık tek liste ben hani ondan da şey yapayım. Şu anlar itibariyle artık bence açıklaması lazım. Kim ne düşünüyorsa projelerine şeylerini şimdiden açıklaması lazım. Tabii. Tarihi hani beklemeden. Ben, çünkü zaten her yani, türlü kongre var. Bu olağan bir kongre evet, olacak. Evet her türlü kongre var. Yani o yüzden şimdiden açıklaması lazım. Bir de insanlar artık seçenek sunmamız gerekiyor bizim. Yani. Ben seninle aynı fikirde değilim. Bence tek aday güçlü aday. Herkesin hemfikir olduğu bir aday. Rakibini yenerek adı gelen aday bence daha güçlüdür her zaman bir rakibi olduğu zaman. Ama bu bilmiyorum. Bursaspor'un yani, şu anki durumunun çok fazla hani zaten camia yerle bir olmuş durumda fikir anlamında. Yani taraftarların açıklamasını görüyoruz, yönetime olan tavırları görüyoruz. Yani daha fazla bölmenin, bunun çok benzer kongreyi Aliay döneminde yaşadık. 4 adaylı bir kongreydi. Ne kadar güçlü çıktı tartışılır. Oradaki belki diğer adaylar biraz, kendi biraz içerisinde yani kendi yine. İçerisinde birleşebilseydi belki tabii. O grup daha güçlü çıkacaktı. Belki çok bölündü orada. Yani o da. Oylar tabii. Bölünmesi ya onu bilemeyiz. Yani, onu tabii. Bilemeyiz ama ben şu anda güçlü tek adayın daha mantıklı olacağı fikrindeyim bilmiyorum. Belki de senin dediğin doğrudur. Son 2-3 dakikamız. Tabii. Bolu maçı ile ilgili de çok kısa bir iki kelam edelim. Nasıl bir maç bekliyoruz? Sakatlıklar, cezalar. Hem Aykut hem Cüneyt cezalı, savunmada çok büyük ihtimalle Furkan Emre ve Taha'yı göreceğiz. Stoper ikilisinde ilk defa birlikte oynayacak bu ikili. Burak geri dönüyor. Emirhan Burak Özer üçlüsü bence başlayacak. İleride kapacak Batuhan, Berat diye tahmin ediyorum. Kritik nokta Onur dönecek mi? Dönerse nasıl dönecek? Yani hakikaten çok kritik bir maç ama Bursaspor'un kazanması gereken bir maç. Yani bir kere şunu kabul edelim. Kaybettiğiniz zaman playoff bitti. 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 Yani beraberlikte de bitti. Beraberlikte de 35 yaparsınız. Altay Tuzla'dan birisi bu büyük ihtimalle kazanır yani. Orası 44 olur. 35-44 nereye yakalıyorsun son 9 haftada? 9 hafta 9 puan. Ki bu ligde zor işler. Dediğim gibi 6'ya gitmiş en son. Giresun'la yenmiş. 6. sıradaki takım şu anda. Yani o yüzden zaten işi zor. Hani bak hepsini yani hepsini değil ya da kalan 10 maçta 8 galibiyet alsa bile belki playoff'u Altay'la kafa kafaya gidecek bu takım. Çünkü çok fark var arada üsttekilerde. Bu sene bence de puan baremi artacak. Çünkü çok fazla playoff için iddialı takımlar var. Kapatmamız gerekiyormuş Tolga. Bir skor tahmini alayım. Ondan sonra kapatalım. 2-1 kazanırız diyorum ben. 2-1 diyorsun. Evet. Goller? Goller Burak Kapacak atar gene. Atar mı? Atar. Batuhan da artık bir Burak çıkış Burak Kapacak yapsa. Çok daha fazla savunma arkasına koşu yapsa çok farklı bir oyuncu olacak ama niye bu kadar özellikle top 10'da değilken tembel bir oyuncu? Hiç anlam veremiyorum. Yani çok farklı bir oyuncu olacakken çok farklı yerlerde konuşuyoruz onu. Yani işte pas, çalım, şut tercihlerini bence doğru yapması lazım. Onları yaparsa... Onları yaptığınız zaman zaten yani, futbolcu oluyorsunuz. İşte hani daha doğru yapması lazım. Burak bence çok daha potansiyelli. %20 ya zaten o bu kadar... Çok bence daha potansiyelli. Kızılması senin de bu kadar eleştirmen i̇şte, ondan çok şey beklemenden dolayı gibime geliyor. Çok daha fazlasını yapabilir ki 6 gole ulaştı. Vuruş kalitesi çok iyi olmamasına rağmen evet. 6 gole ulaştı. Umarım Bolu maçında tekrar attığı golle Bursaspor'a 3 puanı getirir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Samet. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine seni burada ağırlayacağız. Bursaspor konuşmaya çalışacağız. Evet değerli izleyenler, bu hafta AzTV ekranlarında ikili oyun programını noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.